Peki bu seneki adaylarınız? Bu sene Nomadland bir kere favori olarak görünüyor. Yani son yıllarda hep bir iki film var. O iki film arasında gidilir. İki film karşı karşıya gelir. Onları düşünürdük. Ama bu yıl Nomadland böyle kesin favori gibi geliyor. Ama Chicago 50'sinin yargılanması. Yani ben o ikisi arasında geçeceğini düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Çünkü Chicago 50'sinin yargılanmasını Amerikalılar çok sevdiler. Yani eleştirmenler o filmi Mesela 10 üzerinden 7 ve ben de 10 üzerinden 7 verdim. Birçok eleştirmen öyle çok bir başyapıt gibi görmediler. Çok kafamızın takıldığı yerler vardı ufak tefek. Ya yani onu böyle Oscar alacak, yılın en iyi filmi olacak seviyede görmedik. Fakat iş seyirci kısmına geldiği zaman bir kere Amerikan tarihinden bir kesit anlatıyor ve güzel anlatıyor bunu. o dönemi çok güzel bir şekilde anlatıyor. Oyunculuklar iyi. filmin iyi kurulmuş bir senaryosu var ve bir anda ödül sezonunda eleştirmenlerin beklemediği şekilde öne geçti. O yüzden de Nomadland'in en ciddi rakibi ama e, bu yıl yani bana sorarsan hani böyle kesin bir Nomadland'e gidiş var. Sanki o alacakmış gibi gözüküyor. Aynı zamanda çok e, dokunaklı ve duygusal bir film olduğunu da düşünürsek yani seyirciyi ...duygusu olarak etkileyen film olduğunu düşünürsek şimdi aynı şekilde Moonlight ve Parazit ne kadar alternatif sinemaya ait gibi görünseler de aslında bir taraftan da seyirciyi etkileyen filmler bu unutmamak gerekiyor. Nomadland'de de böyle potansiyel var. E, evet yani şeyin e, Chicago yani Nomadland'i izlemedim ama Chicago yedilisinin mesela bir de çıktığı politik iklimde de bence biraz onun böyle insanları daha gaza getiren, motive eden böyle bir şey yanı vardı. E, yoksa film olarak ki ben büyük bir hani Sorkin hayranı olarak hani listem yapacak olsam böyle altlarda bir yerlere düşerdi yani. Oradan da mesela yine şaşırtan bir şey e, Trial of Chicago 7'de tabii e, yardımcı e, erkek oyuncu da Sacha Baron Cohen var. Ali G'den beri benim çok güldüğüm, çok beğendiğim yani bir e, yazar ve e, yönetmen olarak burada oyunculuğuyla öne çıkıyor. Hani bana şey geliyor yani ilginç olan burada hem bir filminde yardımcı oyuncu hem diğer şeyde de e, uyarlama senaryoda da aday. Ee, tabii hani şeyin hem diğer bazı, bence oyunculukları gördükten sonra onunkinin bu kadar yükselmiş olması o oyunların içini sızlatıyor olabilir. Yani bir çok sevdiğim bir insan olmasına rağmen o filmle bu adaylığı emin değilim. Ee, şeye bu geçmek istiyordum, esasında burada ilginç bir, bu sene ilginç bir olay var. Aynı filmden iki oyuncu var Judas and the Black Messiah'dan ee, yani... Film birinin diğerini tuzağa düşürmesi olduğunda yani hani ikisi de ana karakter kategorisinde değil, yardımcı oyuncu kategorisinde. Mesela bu nasıl olmuş? Yapım şirketleri öyle veriyorlar. Yani oyuncunun şansına göre düşünüyorlar. Eğer biz diyorlar onu başrolde değil de yardımcı kategoride aday gösterirsek daha şansı yüksek olabilir diyorlar. Ve o yapım şirketlerinin bir kararı bu. Onlara bırakıyorlar İkisi de yükselen şeyde, ikisi yani, de Get Out'ta olan zaten Oscar... Yani onu da konuşalım yeri gelmişken erkek oyuncu da Daniel kalıyor kesin favori gibi geliyor bana. Ya yani onun alacağını düşünüyorum ben. Çoğunlukla öyle düşünüyorum. E, bu yardımcı, oyuncu meselesi de esasında şey olarak ilginç bir ayrım yani. Kim kime yardım ediyor, ne oluyor yani terim <laughs> olarak anlıyorum şeyini. Ama aynı zamanda da böyle tuhaf bir ayrım yani. Katıyorum e, Burada da çünkü şu de, demin konuştuğumuz yani hani... Muhtemelen... ...hani şeyde Chadwick Boseman... ...yakın dönemde vefat etti. O yüzden de... ...şansı daha yüksek görünüyor ama... Orada favori Chadwick Boseman. My Rain's Black Bottom'da ben çok iyi oynadığını düşünüyorum. Zaten Chadwick Boseman... ...oyunculuk olarak yani... hem Black Panther'da oynadığı, daha önceki filmleriyle sürekli bir yükseliş içindeydi. Gerçekten böyle zirvesindeyken hayatını kaybetti. Bu çok... şey ...trajik bir hikaye. Ama ondan bağımsız olarak da yani öyle bir duygusal... E, meseleyi kabul ediyorum ama genel olarak da çok iyi oynadığı kabul ediliyor. E, bu oyuncular birliğinin ödülünü de aldıktan sonra artık bence Oscar'da rakipsiz olduğunu düşünüyorum ben Chadwick Boseman. Yani kazanmazsa gece en büyük sürprizi olur. Şeyin e, Father var e, yine çok kuvvetli bir adayın olduğu e, şeyden. Antony Hopkins Anthony çok iyi oynuyor. Hopkins. herkes onu söylüyor. Zaten evet. olursa da yani sürpriz olursa da Antony Hopkins yapar Sürp sürpriz. Evet. Bir de tiyatro oyunundan bir uyarlama yani oyun yazarının kendi uyarlayıp yani başka bir yazarla uyarladı ve çektiği, kendi yönettiği film öyle olunca zaten burada Anthony Hopkins tabii ki büyük aday olurdu. Hani bizim için de şöyle bir avantaj oldu esasında. Baban oyunu bu sene Türkiye'de oynadı. Eee Şerif Erol'la Özlem Zeynep Dinsel oynadı ve yani hani sahnede de oyun metin olarak çok iyi ve işte orada Şerif Erol da çok 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 iyiydi. Öyle olunca insan şeyi düşünebiliyor yani hani bu bir oyuncunun zaten hani oynamak isteyip kendini göstereceği bir metin. Peki kadın oyuncu da adayınız kim? Favori Viola Davis gibi görünüyor ama çok aslında belli değil. Yani Francis McDormand üçüncü Oscar'ını alır mı almaz mı Nomadland'le? O konuşuluyor. Promising Young Woman, Carey Mulligan bayağı önde. Ya o gece e, bence e, bu yılın en çok merak edilen kategorisi en iyi kadın oyuncu kimin kazanacağı. Bunu çok net söyleyebilirim. Yani filmde bile Nomadland biraz daha böyle e, favori gibi gözüküyor. Erkek oyuncu da Chadwick Boseman tam her şeyle favori ama kadın oyuncu da her şey olabilir. Yani Viola Davis, Frances McDormand, eee Carey Mulligan hepsi olabilir. O üçü arasında sıkı bir rekabet olduğunu düşünüyorum ben. Yönetmen adayı da yani yönetmen adayları da bu sene bayağı çekişmeli geçecek gibi gözüküyor. Orada bir şeyiniz var mı favoriniz? Böyle David Fincher'ın sanki yıl... <laughs> bu bir jüri kararı değil hep söylerim ben bunu. Yani oturup konuşup karar vermiyorlar. Yani oylama sistemi matematik konuşuyor kim daha fazla oy aldıysa o kazanıyor. Ama yine de sanki David Fincher, Mank'le biraz ağır basıyor gibi geliyor bana. Ama işte böyle zamanlarda mesela e, No Man's yönetmeni neden kazanmasın bunu ben çok ciddi olarak ben düşünüyorum. Çünkü film olarak baktığımızda bu yıl No Man's Land Mank'e göre daha çok sevildi. Yani şimdi Mank 10 dalda aday oldu ama geçmişte çok var bunun örneği. ...Ondal'da odaya alıp sıfır çekebilir yani <laughs> mümkün. Çok film var böyle. Çok gördük biz yani. Ee, şimdi o yüzden de... E, ...Mank... ...den ziyade Nomadland daha çok sevildiği için... E, ...Nomadland'in yönetmeni de burada şanslı olduğunu düşünüyorum ben. Hiç şey olmuş muydu? E, iki kadın yönetmen... Hayır. ...olmamış Bu yılın bu özelliği... Bu yılın sürprizi o. Kule Güzel bir <laughs> <Evet. gülüyor> Emerald uh, Fennel. Uh, Emerald fennel'da. ...şeyden tanıyoruz. Geçen yıl özellikle işte sezon. Greta Gerwig'in Little Women'la aday olmaması çok konuşulmuştu, onun peşinden... ...böyle bir sonuç iyi oldu. Hepsinin <laughs> bir doğru şeyi, kutulayı <laughs> doğru, <laughs> doğru yöne çeviriyorlar. Bir tane sürpriz burada, en azından benim için gördüğümde şaşırdığım... ...Thomas Winterberg'in Another Round... ...en iyi yabancı filmde aday... ...fakat burada en iyi yönetmende de aday nasıl oluyor? İşte burada yönetmenler branşı Winterberg'i işaret ediyor. Bu önemli bir şey. Yani o yönetmenleri bile ilk beş yönetmen adayını yönetmenler seçiyor. Demek ki orada Winterberg'in o işini çok sevdiler. Çok önemli bir şey bu. Ee, olabilir. Yani Winterberg zaten Amerikalıların öteden beri takip ettiği, sevdiği bir yönetmen. Evet, Oscar yarışına uzak bir yönetmen değil. Ee, bir önceki filmi The Hunt'da e, adaydı. E, ama o da iddialı bir film olan Great Beauty'ye Tosla o yıl. Ee, yoksa benim de hayattaki favori filmlerinden bir tanesi Another Round. E, bakalım. E, yabancı film adayı olarak orada favori. Orada bir favori. Yabancı filmde. Yani kim favori dersen Another Round öne çıkıyor orada. Sürpriz o... olabilir tabii ama Another Round. Bir de, de onun tabii çıkıyor. böyle e, şimdi Thomas Vinterberg daha bilindiği için onun arkasında olan böyle trajik bir hikayesi de var yani hani tam çekimden önce kızını kaybetmiş, kızı esasında oradaki e, Mats Mikkelsen'in oynayacağı çocuklarından birini oynayacakmıştı falan. Onlar tabi hikayesinin de duyulmasını, filmin daha da böyle yayılmasını ve izleyenlerin böyle bir duygusal, bağsal sağlayabilir gibi düşünüyorum. Ama bugün e, jüri meselesini anlattığınızda da o zaman hm, belki de olmaz, belki de duygusallık etkilenmez diyorum. Peki o... Uluslararası uzun metrajda var. Yani... adayınız başka Yok. Ben orada yani orada mesela bir Tunus filmi var. Kimsenin bilmediği filmler bunlar. Yani... E, az bilinen, az seyredilen filmler var. E, Roman filmi kolektif orada da var. Şimdi bunlar... E, bilinen hani... E, sürpriz yapabilir ama... orada her şey böyle sanki Winterberg'in filmini işaret ediyor gibi geliyor bana. O şeydeki uluslararası e, uzun metrajlar arasında kolektif... Aynı zamanda şeyde de var, belgeselde de var. Şimdi bu, bu nasıl oluyor? Hiçbir engel yok aslında. En iyi filmde de olabilir. Onun önünde bir engel yok. Yani eğer bütün akademiyeleri... ...kolektif seyretselerdi, onu belki en iyi film alanında aday bile gösterebilirlerdi. Belgesel kategorisi branş ayrı olarak seçiyor. Uluslararası Film Komitesi, onlar branş değil, komite çünkü. Onlar da ayrı olarak seçmişler. Olabilir, mümkün bir animasyon filmi de aynı zamanda hem en iyi animasyonda olabilir hem de en iyi filmde olabilir. Yani en iyi film bir tür çatı gibi. Her şey olabilir. O yüzden bunlar hiç kurallara, şartnamelere aykırı şeyler değil. Benim normalde kişisel şeyimde hani bazı animasyonlar oyu yani bütün 10 filmden daha iyi oluyor falan. Ben de böyle bir şeyden dolayı animasyon oldukları için söylüyordum. İlginç. E, belgesel şeylerinde hiç adayınız var mı? Belgesellerini ben çoğunu seyretmediğim için çok net söylemiyorum ama e, Ahtapot'tan öğrendiklerim böyle daha geniş, genel bir seyirciyi yakalıyor. O ilk beşe girdiyse onun bir şansı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü onun bütün akademi üyeleri oyluyorlar. E, Atopotta öğrendiklerim herkese dokunan bir film. E, çevirici mesajları da var düşündüğün zaman. O yüzden onun biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Ama çok iyi diğer belgesellerle ilgili de çok iyi şeyler duyduğumu söyleyeyim. Kolektif başta olmak üzere. Ya Netflix'te tabii de şöyle bir şans var. O, o Netflix'in belgesi olduğu için, onlar pazarlama kampanyasıyla o zaman çıktığında bir anda her yeri dolduruyorlar ya. Hem o izleniyor hem de o belgeselin o duygusal şey yapısı, hani <laughs> neredeyse ağlatan finaliyle e, bence de, yani en azından hani böyle akademinin o en iyi filmle değer verdiği şeyleri yakın değerler taşıyor tabii bunda. Bu ekip ne seçer, göreceğiz. Senaryo var şey olarak. ...ilginç. Burada da... ...esasında 10 film var. Bir tanesi... ...uyarlama. Yani bir grup uyarlama, bir grup da orijinal senaryo. Nomadland'in... ...uyarlama olduğunu görüyorum. Evet. Şansı da var. Yüksek bir. Evet. Şey Başka var, tabii mi? Father var. Yani bence de yani... ...şey olarak kuvvetli bir oda aday. Daha önce uyarlama olarak tiyatrodan gelip... ...ödül almış... ...şeyler, Oscar almış örnekler var işte. Burada akademi üyeleri özellikle bu Writers Guild, Yazarlar Birliği'nin seçimleri var. O biraz belirleyici olur açık söylemek gerekirse. Onun dışında bir de burada hem uyarlamada hem de özgün senaryoda bağımsız filmler, en iyi filmlerde değerlendirmedikleri ama o yılın mesela en iyi bağımsız filmleri genelde burada ödül alır. Öyle bir eğilim de vardır. Yani en iyi filmde en iyi filme verdikten sonra ikincileri de birazcık senaryoya verirler. O şekilde dağılım olabiliyor. Doğru. Şeyin, benim çok sevdiğim Little Miss Sunshine ya da Get Out hepsi aynı şekilde. Yani en iyi de aday olmayıp evet. aday bile olmayıp şeyde senaryo ödülünü aldılar. Orijinal senaryoda yine şeyi görüyoruz. Trial of Chicago 7'e bu zamana kadar aldığı her ödülü hak etmiş olan Sorkin. Bakalım. <laughs> Bence bu sefer alması olur. Diğerlerini görmeden söylüyorum. <laughs> Ee, şöyle bir ilginç bir nokta var eğer mesela ben bu hani for your consideration'ı senary yani senaryo için yaptıkları için onların PDF'leri esasında gönderiliyor etrafa. Gönderilince de e, bir sürü sitede şeyi görebiliyorsunuz. Yani o 10 senaryoyu filmi daha çıkmadan esasında elinize geçiyor. Ben de hani senaryo dersinde öğrencilere söylediğim şeylerden bir tanesi o. Yani böyle alın Düşünsünüz de şansı yani bitme yani izlemediğiniz filmin ve biliyorsunuz ki aday yani hani şey ve onu izleyip ondan sonra o senaryoyu okuyup sonra filmi izleme hani neyi nasıl yapmışlar şey nasıl süreç nasıl işliyor bunu en azından senaryonun kafanızda yarattığıyla şeyde nasıl olduğu ile ilgili bence çok güzel bir fırsat bu. Son olarak da biraz dağınık gitmiş de olsak <laughs> en iyi yardımcı kadın oyuncu var orada da esasında kuvvetli yani kuvvetli adaylar var. E, Mineri de oynayan oyuncu. Asyalı oyuncu, Asya oyuncu. Yu Jung eğer doğru okuyorsam. O oyuncular Birliği ödülünü de kazandı. O böyle bir anda öne geçti. Şimdi orada Glenn Close da var. Hilbert Alıcı. Hilbert Alıcı de çok iyi oynuyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani seyrettiğim zaman da çok beğendim. Fakat o film genelde Amerika'da politik olarak geldiği yer. O film politik olarak biraz daha Amerika'nın sağından gelen bir film. O yüzden bu yıl pek sevilmedi. Şimdi tam da bu sözünü ettiğimiz kutuplaşma nedeniyle de sanki birazcık uzak duruldu, mesafeli duruldu o filme. O filmin eleştirmen notları da çok düşük. Ben de çok sevdiğim bir film değil, çok önemsediğim bir film olmadı. Ama o filmin içerisinde Glenn Close'un performansını ben çok sevdim. Ve Glenn Close'un Oscar'da ciddi bir şanssızlığı var. En sonunda işte The Wife'la favori iken Olivia Colman, Sarayın Gözdesi'ndeki mükemmel performansıyla Oscar'ı almıştı. O yıl da ciddi bir kırgınlık yaşamıştı. Ama bu yıl Oyuncular Birliği ödülünü işte Minari'nin oyuncusunun kazanmasıyla en azından çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamayacak bu gece. Onu söyleyebiliriz. Kendim kazanmazsa hazırlamış olacak. <laughs> evet. Yani kazanmazsa çok şaşırmayacak. En azından onu söyleyeyim. Evet, Olivia Colman evet bu sene de Glenn Close'la beraber Fazla'da aday. Hey Glenn Close evet her yıl ee, ne derlerse... Her sene ne diyeyim hiçbir zaman gelin değil. <laughs> Ee, var mı sizin son bir söylemek istediğiniz? Ya bence bu yıl bu dijital olması, pandemi olması geçen yıllara göre heyecanı azaltıyor. Bu çok kesin. Bunu inkar edemeyiz. Ama yine de işte kadın oyuncu kimin kazanacağı, senaryo dallarında kim kazanacak, bunlar yine de önemli soru işaretleri. Ben film dalında da hala Nomentland mı, başka bir film mi? Bunu merak ediyorum. Sonuç olarak kendine göre bir Oscar heyecanı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de yani yine o gece bence sinema severlere heyecanlandıracak bir gece olacağını düşünüyorum ben. Güzel. Bakalım bu pandemi kurallarıyla da şey tören nasıl olacak? O şaşası değişik. Evet. Şey. Tarihe geçen bir tören seyredeceğiz. Pandemili ortamında nasıl bir Oscar töreni olacağını göreceğiz. En azından o da önemli. E, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bu ederim. Bu sohbet için. E, onun üstüne <laughs> bir dahaki Oscar'da görüşmek güzel, güzel. güzel bir sohbet oldu.